Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün büyük oğlumun doğum günü için yaş pasta yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Geçen de yine yapmıştım, yaklaşık bir ay önce küçük oğlumun doğum günüydü. Şimdi büyük oğlumun doğum günü. Allah'ım hayırlı ömürler versin herkesin yavrusuna, inşallah benim yavrularıma da. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. Önce kekiyle başlayacağım. Malzemelerimi şöyle göstereyim sizlere. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var. 1 su bardağı, yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağım var. 1 su bardağı sütüm var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya var. 3 yemek kaşığı kakao. 2 bardak da un kullanacağım. Biraz da limon rendeleyeceğim. Şimdi yumurtalarla başlayalım. Şimdi şekeriyle yumurtayı çırpacağım. Köpük gibi olana kadar çırpalım. Şimdi limon rendeleyin içine. Hem kokusunu alıyor hem güzel koku veriyor içine. Benim çocuklarım sırayla küçük oğlum 6. ay, büyük oğlum 7. ay, kızım da 8. ay doğumlu. Her ay bir tane var. Yani her ay bir doğum günümüz var maşallah. Şöyle kabaça birazını aldım. Beyazını inmeden. Şimdi sıvı yağıyla sütünü dökeceğim. Azıcık karıştırıp unu koyacağım. Unuyla kakaosunu bir koyup eriyeceğim. Vanilyayla kabartma tozunu da içine atacağım. Çok pratik, kolay, çok lezzetli olan bir pasta. Evde yapmanızı tavsiye ederim. Hazırlardan çok daha güzel. Hem içinde ne olduğu belli, hem sağlıklı, daha sağlıklı en azından. Hem de uygun. Ondan da ziyade benimkiler hazır pastayı sevmediği için ben genelde evde yapıyorum. Şimdi olmadı. Koyarsam içine diyecek. Şöyle bundan.
malzemeleri bir kenarda koyayım, sonra da içine ileyim. İki su bardağı un, 3 kaşık kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Görüntü çok hoş oldu. İlle kakao topaklanıyor. Onu da şöyle kaşıkla ezip içinde. Şimdi tekrar makineyle karıştırayım. Yavaşça yapayım sıçramaya. Sıçraması. Berbat oldu her yer. Niye bu kadar sıçradı anlamadım. Sıçramamıştı. Sıçramasın dedim diye herhalde her yere sıçradı. Olabilir, mutfak bu, kazası çok olur. Sıçraması, dökülmesi çok olur. İyice çırptıktan sonra fırınımı açtım. Isınmış olan fırında 180 derecede kekim piştik. Bu pandispanyası olacak. Sonra arasını hazırlayacağım. İyidir böyle. Borcamın içine hem yağlı kağıdı serdim hem de yağladım çıkartırken. Bir sorun yaşamayalım diye. Şimdi hamurumu döküp ısınmış olan fırınıma süreceğim. Şöyle spatula ile iyice sıyırım. Silikon çünkü şeyi bırakmıyor üstünde hiç. Yazık. Araya da gitmesin. Şöyle kabarcıklar çıksın diye vurdum. Şimdi fırına sürüyorum. Şimdi krem şantisini hazırlayacağım. Bir paket krem şantiyi döküyorum. Bir su bardağı da soğuk süt. Bunu kabartacağım. Bunu dolapta bekleteceğim. O arada tekrar
Pastanın diğer malzemelerini hazırlayacağız. Bir su bardağı daha süt ihtiyacım var. Süt soğuk olursa daha iyi olur. Daha iyi kabarır. Şantim de hazır. Şimdi bunun içerisine biraz çikolata koyacağım, Nutella. Tadı değişsin. Hem Tuana çok seviyor. Beyaz olursa yemeyebilir. Siyah olursa yeme şansı daha yüksek diye. Şimdi içine Nutella karıştıracağım. Nutella da dolapta değil zaten. O da erimiş iyice. Şeyini kaçırmadan şöyle 2 yemek kaşığı Nutella koydum. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Şimdi pastanın çikolata sosunu hazırlayacağım. Hazır çikolata sosundan isterseniz kendiniz de evde yapabilirsiniz. İsterseniz hazırda kullanabilirsiniz. Ben bugün hazır kullanacağım. Kendim de yapıyorum. Bazen evde varsa hazır, yoksa kendim yaparak bu şekilde hazırlıyorum. Yani şeyinde de bir zorluğu yok zaten çikolata sosunun. Normalde 2,5 su bardağı süt koyulması lazım. Ben biraz koyu kıvamını yapacağım için 2 su bardağı süt koyuyorum şimdi. Biraz koyu olsun istedim. Sonra muzlarla karıştırıp çok güzel bir pasta elde edeceğiz. Kaynayan da kadar karıştırıyorum hiç bırakmadan. Sonra kaynayınca kapatacağım altını. Kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. İçine 1 yemek kaşığı kadar margarin koyuyorum. Normalde tereyağı koyardım. Tereyağım kalmamış. O yüzden margarin koyacağım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. Ocaktan aldım. Kaynamasını istemiyorum daha. Çünkü çok koyulaşır bu sefer. Sütünü az ilave etmiştim koyu olsun diye. Arada bunu karıştıracağım yüzü kaymaklanmasın diye. Tamam, bu da hazır. Şimdi muzlarım var. İçine muz koyacağım. Çikolatayla muz bence çok yakışıyor. 2 tane muz yeterli gelecektir. Çok kalın değil, çok ince de değil. Orta ayar iyidir. Şimdi oğlumdan gaz alarak bu şekilde doğruyorum. Ama inşallah öğreneceğim. Oğlum gibi öyle şak 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 doğramayı
Öğreneceğim. Öğrenmenin yaşı yok. Kendim elimde de daha rahat böyle. Bu şekilde daha hızlıyım, daha rahat yapıyorum aslında. Ama bileğim ağrıyor. O yüzden tahta kullanmayı öğrenmeye çalışıyorum. Şunlar da kesilmiş. Oğlum izleyince videomu görsün, evde değil şimdi. Tamamdır. Çekim fırından çıktı. Şimdi sıcak, buna dokunamam. Bunun biraz soğuması lazım. Üzerini örteceğim. Soğumaya bırakacağım. Sonra devam edeceğiz pastamıza. Şimdi kekim soğuyana kadar da diğer sütümü de hazırlayayım bir yanda. Süt, bir bardak sütün içine 2 yemek kaşığı Nutella koyacağım. Sütüm şöyle, içinde Nutella'yı karıştıramam. Bundan da keki ıslatacağız. Daha iyi malzemeleri içine yutsun. Dinlendikçe daha yumuşak bir hal alsın diye. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı Nutella koydum. Bunu iyice karıştırıp eriteceğim içinde. Sütüm soğuk, o yüzden biraz zaman alacak. Zaten bekliyorum şeyimin, kekin soğumasını bekliyorum zaten. Eriteceğim ben bunu böyle. Kekimi şimdi kalıptan çıkartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tezgahını temizledim. Şimdi bunu ikiye keseceğim. Önce şöyle ortadan keseceğim. Sonra da ikiye keseceğim. Elimden destek veriyorum dağılmasın diye. Keklerin hepsinin yaş pastanın hamurunu böyle yapıyorum. Dağıldı. Her zaman böyle yapıyorum. Üstünü içine istediğim gibi değiştirebilirim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Hop hop hop, tam soğumadığı için böyle bir problem yaşadık şu anda. Sorun değil. Altını ince almışım. Ara kat yaparım bunları. Zaten kat kat olacaktı. Sorun değil. Mutfakta hiçbir şey sorun değil. Dediğim gibi biraz soğumasını beklemeliydim daha. Şimdi de diğerini kesiyorum. Şimdi kabımı ayarlayacağım. Onun için alacağım bunları. Şimdi kalıbımı aldım. Şöyle görünüyor mu? Bunu oynatmamak istedim yerinden. Daha da dağılmasın diye. Ama şöyle itebilirim. Oldu. Şu şekilde. Sağlam olan katını alta koydum. Şimdi eritmiş olduğum sütle Nutella'yı üzerine dökeceğim. Muzla çok güzel yakışıyor. Böyle kat kat döşeyeceğim. Bu dağılanları da ara kat yapmış olacağım. En üstte de yine diğer sağlam bölümünü alacağım. Şöyle muzlarını dizeceğim.
İçerisine siz istediğin, hani her ne isterseniz içerisine koyabilirsiniz. Çilek olur, orman meyveleri olur. Ben içerisine şey de koyacaktım aslında. Bisküvi koyacaktım. Sonra Tuana belki yemez diye vazgeçtim. Bu şekilde belki yer. Üzerini de Tuana'nın sevdiği gibi süsleyeceğim şimdi. Dediğim gibi herkes kendi istediği gibi evde olan malzemeleriyle yapabilir. Bunları küçük dondurma bardaklarına da hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi. Şimdi üzerine pişirmiş olduğum çikolata sosundan dökeceğim. Çok sert değil, yumuşak da değil. Bu şekilde. Bol çikolatalı bir pasta olacak. Her yerini gerçek şekilde dağıtıyorum böyle. Şimdi diğer katını. Kaşıkla hafiften şöyle düzleyeyim. Dağıldı şunlar keserken. Dediğim gibi sorun değil. Ara katı. Biraz daha bekleseydim soğumasını daha iyi olurdu. Şimdi arasını doldurdum. Yine birazcık sütlü Nutella'dan döküyorum. Bu yumuşamasını sağlayacak kekin. Daha böyle yumuşak yumuşak olacak. Tamam, şimdi yine muz dizeceğim. Aynı az önceki gibi katlar olacak. Aralarını aslında ben bir şeyler almıştım aralarını serpmek için. Ama Tuana yerse ağzına gelir de yemez diye her şeyi İptal ettim. Sadece onu seveceği gibi dediğim gibi süsleyeceğim. Alfabe aldım. Onlarla üzerine yazacağım. İlgisini çeker diye düşünüyorum öyle. Kimin doğum günü olursa olsun önce pastanın başına geçiyor zaten. İyi ki doğdun diye kendi söylüyor. İki tane muz doğradım. Herhalde yeter mi? Bakacağım. Krem şantiyle de üzerine süreceğim krem şantiyi. Bu şekilde devam edeceğim. Tekrar çikolatasını döküyorum üzerine. Çok fazla dökmüyorum ki pastayı kaydırmasın. Şimdi dolaba girince de donar zaten. Şimdi yine dağılmış olan parçaları dizeceğim. Şöyle dediğim gibi görünmüyor zaten. Şöyle hatta elimle de pörüyorum yerleştirirken. Şekilde. Şimdi tekrar iki muz kesmiştim. Yetmedi. Bir tane daha muz doğramam lazım. Şurası şöyle yamuk oldu.
Şimdi bitti. Üst katını koyuyorum. Kenarlarına çikolata sattı. Şimdi krem şantisi ile birlikte toparlanır diye düşünüyorum. Şu taneciklerini alayım. Şimdi üzerine yine sütten birazcık döküp krem şantisini koyacağım. Çikolata sosun kaldı biraz. Şöyle. Eminim güzel olmuştur. Şu kenarlarına akanları silerim, sıkıntı değil. Çok güzel oldu. Sonuçta pastacı değilim. Şundan da biraz şöyle araya gitmesin. Çikolata sosunu dökeyim. Ev yapımı olduğu için her türlü çok lezzetli oluyor dediğim gibi. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Hazırından iyi. Geçen hazır aldık. Damadımın doğum günüydü. Hazır alalım dediler. Şansımıza o da bozuk çıktı. Getirdik. Pasta bozukmuş, geceydi de. Sadece almış olduk. Sonra ertesi gün geri iade ettik ama ne fayda, pastasız kalmış oldu çocuklar. Şöyle. Hem araya gitmedi sosun, hem de güzel oldu bence. Şimdi krem şantisinde. Krem şantim de şöyle dolapta, sertliği yerinde. Şimdi yavaş yavaş bunu süreceğim kaydırmadan. Dikkatli olmam lazım. Kayabilir. Bir kalıbın içinde olmadığı için. Aksilik bitmiyor bir türlü. Yukarıdan evimizi su bastı. Komşu halı mı yıkamış, ne yapmış? Silikonlar mı gevşemiş, bir şeyler söylüyor. Giriş komple su. Dağıldım ben de. Hayırdır inşallah ya. Krem şanti de dışarıda kaldı. Yukarıya git, adamları çağır, gel. Dökülen su, oraları sil derken pastayı unuttum. Ne diyeceğim, ne söyleyeceğim işte. Ne yapacağımı da unuttum ya. Kusura bakmayın sizler de. Şöyle sürmeyi düşünüyordum. Yine sürüyorum ama krem şantim biraz eridi. Yine de olur herhalde. İshak halen dışarıda tartışıyor. Tartışıyor derken adam diyor ki hani yaptırdım ben diyor, sorun vardı. Yaptırdın ha. Adam hani yalan söylüyor gibi işte, indi baktı aşağıya. Ne yalan söyleyeceksin? Sorun yokken sorun var gibi gösterilir mi? Tartışıyorlar dışarıda. Az önce daha sertti. Daha güzel olabilirdi belki. Yine güzel oldu ama. Şöyle sürüyorum aslında krem şantiyi. Etrafına, duvarlarına sürüyorum. Ama dediğim gibi yumuşadığı için normalde yapışacaktı. Unuttum. Su basınca unuttum. Tartışıyorlar. Hayırlısı. Şeytana lanet diyelim.
Şimdi bunu böyle koyup donsun, etrafını toparlayacağım. Bu arada biz de toparlanalım. Koridoru tekrar sileyim. Akan yerleri. Sonuçta banyodan gelen su, pis su yani. Eridiği için sürdükçe halen akıyor. Şaka gibi ya. Bu böyle donsun, etrafını dediğim gibi az sonra donduktan sonra toparlayacağım. Şimdi bunu böylece dolaba atacağım. Evet arkadaşlar, dolaptan pastamı çıkarttım. Biraz daha sertleşmiş. Şöyle hani markasını göstermeyeyim ama şöyle alfabe aldım çikolata. Bundan üzerine Tuana yazacağım. Her ne kadar Osman doğum günü olsa da Tuana yazalım. Tuana'yı sevindirelim. Oo, bu sefer de çikolatalar erimiş. Bazen bir şeyler aksi gitti miydi? Ne yazık ki gidiyor. Şöyle. Her harf var zaten burada. Ama biraz eridiği için. Bakalım Tuana sevinecek mi? Paketin içinde rakamlar var, sayılar var. Sayılar var. Yani rakamlar, harfler var. A arıyorum şimdi. Derdim Tuana'yı sevindireyim. Osman zaten dayı artık o. Kendi kendine de zaten şey diyor. Anne yarısıyım ben diyor bazen. Şöyle. Eridiği için kalıptan biraz zor çıkartıyorum. Bir A daha lazım bize. Burada varmış. Çok güzel. Bu şekiller istediğimizi yapabiliyor böyle. Ama şey sıcak olduğu için şeye kalıba yapışmış. Ama çıkmadı. Şöyle yapışmış çıkmadı. Zorluyorum çünkü başka da yok. A harfi olmadı ama çıkmadı. Başka var mı? Tuana eksik kaldı. Şöyle yapabilirim. V harfi var. V'yi A gibi kullanabilirim. Aynen oldu. Tuana. Evet. Şuraya da Osman'ın yaşını yazayım. Allah'ım güzel hayırlı ömürler versin yavrularımıza. Benimkiyle birlikte herkesinkine inşallah. Bu beni pastadan çok zorladı. Şöyle. Elimle şamla yazsam herhalde daha kolay olurdu. Normalde şamla yapıyordum. Yani Tuana'nın ilgisini çeksin diye aslında bunu böyle yaptım. O da zor çıktı kalıptan. Oldu. Bence oldu. Bunu geri dolaba atayım. Şimdi şey vardı. Evde bir çikolatadan koydum iki tane. Üzerinin süsü için. Bence çok güzel oldu. Sonuçta el emeği var. Emek var içinde yani ne olursa olsun. Tuana çikolataları da seviyor zaten.
Şöyle çikolatayla süsleyeceğim üzerine. Hem basit, kolay oldu. Hem güzel oldu. Birbirine yardım edeyim. Söylediğine yardım etmedim. Sen de bitti sayıda çikolata mı koyacaksın? İşte böyle. Bu şekilde oldu pastam. Bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, pastam hazır. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.